yapışmış altına herhalde. Ah, bak sen altına sev şey. Tekin mi? Neyinden senin moralin bozuldu? Evet. İki de bir senin gelin gitti. İki sene de değil, senin gelinin 10 sene. Benim gelinim mutfağı titek gibiydi, titek gibiydi. Hiç kamerada i̇şte bakarsın. Değil. İşte dedi. Tamam evet, tatlılarımız geldi. Yemek yapıldı sonuçta, olacak tabii o herkesin kadar. Herkesin içinde de yemek yapıldı, herkesin içinde dans yapılmadı. Çatalı olmayan, var mı içecek isteyen? Siler yarım ben satayım. Üstünü krem şantiyle mi yaptınız? Üstüne kreması, krem şanti, labne peyniri, süzme yoğurt, bir de süt kreması kullandım. Üstünü portakal sıkı yaptı. Hepsi hazırdan. Yani muhallebi yapmadın. Hepsi hazırdan karıştırdın. Hayır, altını yaptı ya. Yani mikserle karıştırdım. O da sonuçta uğraşmış ama bir şekilde oluyor. Ama kekin altı zor. Çekeliyorum. Üstündeki portakal muhallebisi mi? Kendin portakal, evet, portakal mı sıkıp yaptın? Evet, kendim portakalı sıktım. Ondan sonra nişastayla karıştırıp yaptım. Tatlıya beğendiniz, ses etmiyorsunuz. Beğendim. Ben üst katını beğendim, alt katını beğenmedim. Bu ne iki katlı eve bakmaya yani gelmişsiniz? Kekini pek beğenemedim. Biraz keki yapış biraz yapış olmuş. Kek kuru olmuş. Keki çok kabardı. Normalde hani yaptığım tarife göre keki kreması o kadar fazla güzel kabarmıyor. Kreması güzel diyorsunuz değil mi? Kreması güzel ama evet, keki. Ağır değil, güzel. Evet, ama altı böyle keki yapış yapış yap olmuş. Kurumuş sanki altındaki keki. Hı-hı. Birazcık. Seher Hanım? Ben de kekini beğenmedim. Portakal da ben bir meyve olarak seviyorum. Tatlı da sevmiyorum. Beğenmedim. Ben seviyorum. Sen zaten hiçbir şey sevmiyorsun. Sevmek zorunda değilim. Evet, tatlının aslında kreması, portakalı şeyi güzel. Üst tarafı dediğimiz gibi. Birazcık alt kekte bir sıkıntı olmuş galiba. Eline sağlık diyelim ve açık oylamaya geçelim. Afiyet efendim. Buyurun. Olsun. Bugün masa kötü geçti. Çünkü moralim bozuldu. Hiçbir şeyi beğenmediler. Çok eleştiride bulundular. Ki iç mutfaklara girilmemiş. Bugün iki kayınvalide benim mutfağıma girdi. Böyle olmamasını istiyordum ama yapacak bir şeyim yok artık. Ben elimden geleni yaptım onlara. Çok sinirim bozuldu. Bu kadar eleştiriyi hak etmiyordum yani. Ben el emeği şeyler yaptım. Onu da beğenmediler. 3 verirler diye düşünüyorum. Çünkü hiç beğenmediler. Bahane ürettiler hepsini. Tatlının kekini beğenmediler. Benim ağır bir menü. Hani 3'ü hak etmiyor. Ama beğenmedikleri için öyle düşünüyorum.